Kerem Derici'nin takıntılı bir hayranı, geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçının evine girmeye çalışmış ve Derici'ye korku dolu anlar yaşatmıştı. Gözaltına alınan takıntılı hayran serbest bırakılmış, bu durum ise sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı. Takıntılı hayranları yüzünden korku dolanlar yaşayan tek isim ise İrem Derici değildi. İşte hayranları yüzünden zor anlar yaşayan ünlülerden bazıları. Viyana'da tatilde oldukları sırada Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otelden bir fotoğraf paylaşmıştı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları otelin önüne akın etmişti. Otelden çıkmakta çare arayan çift polis müdahalesiyle havaalanına gitmişlerdi. Fahriye Evcen daha sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu durumun kendilerini çok üzdüğünü, bütün hayranlarını sevdiğini söylemişti. Etiler'de Ebru Gündeş'in ofisini basan Mustafa Topçu isimli şahıs, Gündeş'in çalışanlarını rehin almıştı. 8 yıldır Gündeş'in gezdiği bütün illeri gezerek kendisine ulaşmaya çalışan şahıs, gazetecilere ve muhabirlere de koluna ateşle yazdığı Ebru Gündeş yazısını göstermişti. Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik, 20 yaşından beri bir hayranı tarafından takip ediliyordu. Son zamanlarda sesi çıkmayan hayranı, Girik'in ameliyat olduğu sırada tekrar ortaya çıktı. Girik'in ameliyat olduğu hastaneye giderek odasına girmeye çalışan hayran, ünlü sanatçıya zor anlar yaşatmıştı. Birkaç kez sahnede hayranlarının fiziksel tacizine uğrayan hadiseyi en çok korkutan olay ise takıntılı bir hayranının zorla evine girmeye çalışmasıydı. Güvenlik görevlisi tarafından fark edilen takıntılı hayran, hadiseyi tanıdığını ve onu görmek istediğini söylemişti. Allah'ıma şükürler olsun. Hayat bu. Hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hadisenin genci tanımadığını söylemesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkartılmıştı. Genç bu olay sonrasında 5 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Hadise kaçtı, hadise evden çıkmadı diye haberleri ben de okudum. Yener'in takıntılı bir hayranı ise ünlü sanatçının zorla evine girmeye çalışmış ve "Karım ebediyen benim olacaksın" şeklinde mesajlar göndermişti. Takıntılı hayranlarından muzdarip olan bir diğer isim ise güzel oyuncu Hazal Kaya'ydı. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Sağ olun siz. Aman aman. Türkiye'de öğrenci olan İran asıllı bir şahıs hayranlığın dozunu kaçırmış, güzel oyuncu ise soluğu yargıda almıştı. Aman kolay gelsin. Haberler çıktı. Doğruluk payı var mı peki? Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Güzel oyuncu Hazal Kaya, hayranı, hayranının babası ve hayranının ablası için 4 ay yaklaşmama kararı çıkarttırmıştı. Neden konuşmuyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi, kafanı. Aman. Bir dakika. Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı gün yüzüne çıkınca Kerem Bürsin'in hayranları sosyal medyada adeta ağza alınmayacak hakaretler yağdırmıştı. Gülşen'in bir hayranı ise zorla sahneye çıkarak Gülşen'i dudaklarından öpmeye çalışmıştı. Olay sonrasında büyük şok yaşayan sanatçı çareyi korumalara sığınmakta bulmuştu. Megastar Tarkan Antalya'da verdiği bir konser sırasında Rus bir hayranı tarafından dudaklarından zorla öpülmeye çalışılmıştı. Olay sonrasında soğukkanlılığını koruyan Tarkan, "O dudakların sahibi var" demişti. Yılbaşı gecesinde bir otelde sahne alan Murat Boz, genç bir hayranının sahneye fırlamasıyla geceye ara vermişti. Türkiye daha büyük sorunların üstesinden gelmiş bir ülke.
O yüzden bugünleri de Allah'ın izniyle geride bırakacağımızı düşünüyorum. Boza sımsıkı sarılan genç hayranını korumalar uzaklaştırmıştı. Bugünleri de atlatacağımıza inancım bir Türk genci olarak sonsuzdur. Ünlü sanatçı Petek Dinçöz ise akıl hastası bir hayranı tarafından tacize uğramıştı. Kendisini Dinçöz'ün kocası olarak gören, hatta ünlü sanatçıdan bir sandık çeyiz isteyen hayranının akıl hastası olduğu sonradan ortaya çıkmıştı. Hayko Cepkin 3 ay boyunca iki ayrı numaradan defalarca arandığını söyleyerek savcılıkta soluğu almıştı. Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan alınan raporda 34 yaşındaki takıntılı hayranın Cepkin'i tam 5200 kez aradığı ortaya çıkmıştı. Şarkıcı Nez, kendisini önce sosyal medyadan sonra da eğlenmeye gittiği Beyoğlu'nda takip eden bir şahıstan şikayetçi olmuştu. Can güvenliğinden endişe eden ünlü şarkıcı soluğu polis merkezinde alarak hayranından şikayetçi olmuştu. Yasak Elma dizisinin genç oyuncusu Ayşegül Çınar ise evinin yakınlarında zorla kaçırılmaya çalışılmıştı.